Herkese merhaba. Ne yazık ki her yıl binlerce evcil ve vahşi hayvan insan aktiviteleri nedeniyle zor koşullarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu aktivitelere çevre kirliliğini de örnek gösterebiliriz. Kesinlikle gezegenimizde insanların diğer canlılara karşı acımasız olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bunu yapmak yerine aslında hayvanlara yardım eli uzatabiliriz. Bunun için mahallenizdeki hayvan barınağına bağışta bulunabilir, civardaki kedileri besleyebilir veya sahipsiz olanları evlat edinebilirsiniz. Tüm bunlara rağmen dünyamızda tüm hayatlarını hayvanları korumaya adamış bazı insanlar da yok değil. Bu videomuzda sizlere bu insanlardan ve protezler sayesinde hayata yeniden tutunan mucize hayvanlardan bahsedeceğiz. Öyle ki en umutsuz görünen durumlarda bile her zaman bir umut olduğunu göreceksiniz. Hadi başlayalım. Fil Moşa. Bir Asya ülkesi olan Tayland'da filler aslında sıradan hayvanlar değildirler. Ve eski zamanlardan beri burada Buda'yı sırtında taşıdığına inanılan fillerin kutsal olduklarına inanılır. Şimdilerde bu kutsal hayvanlar ve yaptıkları gösteriler Tayland'a gelen turistlerin oldukça ilgisini çekiyor. Hatta Kasım ayında giderseniz bu hayvanların anısına geçit düzenlendiğini de görebilirsiniz. Üstelik bu ülkede filler için özel olarak tasarlanmış Friend of the Asian Elephant Hospital isimli dünyanın ilk fil hastanesinde görme fırsatı yakalayabilirsiniz. Açıldığı günden bu yana hastanede 4000'in üzerinde hayvan tedavi görmüş. Hastanenin düzenli ziyaretçilerinden biri ise Moşa. Moşa, ön bacağının bir kısmını daha çocukluk zamanlarında bir mayına bastığı için kaybetmiş. Moşa'nın normal bir hayat sürebilmesi için doktorlar ona uygun devasa bir protez üretmişler. Moşa büyüdükçe proteze de eklemeler yapılmış. Ne yazık ki Moşa sürekli olarak bakım ve tedaviye ihtiyacı olduğu için bir daha vahşi doğada yaşayamayacak. Neyse ki çevresinde onu çok seven bir sürü insan var ve yaşadığı travma sonrası artık kader ona gülmüş diyebiliriz. At Bedonestar. 2017 yılında Irma kasırgası Karayip Okyanusu'na kıyısı olan birçok şehri ve Florida sahillerini vurdu. Yükselen suyun ve çıkan rüzgarın şiddeti saatte 360 km hıza kadar ulaştı. Bu doğa olayı ne yazık ki 80 milyar dolarlık geri dönülemez bir hasara yol açtı. Bunun yanı sıra binlerce insan da evini kaybetti. Bu güçlü kasırganın yol açtığı felakette tek zarar görenler tabii ki insanlar değildi. Kasırga nedeniyle ekosistem de bir hayli zarar gördü ve kendilerini koruyamayan hayvanlar savunmasız bir şekilde ortada kaldı. 2017'de yaşanan bu korkunç kasırganın kurbanlarından biri de Bedonestar isimli bu at. Kasırga esnasında bu hayvan içine su dolmuş bir çiftlikte bir başına kalmış. Ayağında zaten taze bir yara bulunan Bedonestar, burada kirlenmiş su içerisinde kalınca ayağındaki yarada oldukça kötü bir hal almış. Yerel bir yardım kuruluşundaki veterinerler atın bacağını kurtarmak için ellerinden geleni yapmışlar. Ancak yine de iltihaplı yaranın olduğu bacağın kesilmesi gerekiyormuş. Yetkililer zavallı ata ötenazi uygulamak ve ona protez sağlamak arasında bir ikilemde kalmışlar. Çünkü genelde sakatlanan yarış atlarının kaderi ölüm oluyormuş. Ancak Bedonestar bulunduğu çiftliğin göz bebeğiymiş ve özellikle sahibi Brittany Bress olmak üzere herkes tarafından çok seviliyormuş. O nedenle ölmesine izin vermemişler. En iyi veterinerlerle görüşülmüş ve at için gerekli protezlerin üretimine başlanmış. Bedonestar gibi proteze alışmayı başarabilmiş 70 tane daha at bulunuyor. Şimdilerde Bed, diğer atlar gibi koşmaya devam edebiliyor ve bir rehabilitasyon merkezinde terapi hayvanı olarak çalışıyor. Özellikle bacaklarını kaybeden insanlar sürekli onu ziyarete geliyorlar. Yunus Winter. Bundan yaklaşık 10 yıl kadar önce Florida sahillerinde 2 aylık bir dişi yunus bulundu. Bulunduğu sırada bu hayvanın hayatı tehlike altındaydı. Balıkçıların yengeç avlamak için denize attığı ağlara takılan yunusun kuyruğu feci şekilde hasar görmüştü. Genellikle yunuslar özellikle de küçük yaşlarda böyle ciddi yaralanmalardan sağ kurtulamazlar. Ancak Winter isimli bu yunus oldukça şanslıymış. Üstelik ameliyatını başarıyla atlatmasının yanı sıra biyonik protezlere sahip ilk deniz canlısı olma şansını da yakalamış. Uzman geliştiriciler özellikle yapay kuyruk için bir model tasarlamışlar ve ortaya bu ilk görüşte yapay olduğu asla belli olmayan biyonik kuyruk çıkmış. Protez uygulanmadan önce hiç kimse bu işin başarılı olacağına inanmıyormuş. Çünkü daha önce tarihte deniz canlılarına protez yapıldığı görülmemiş. Kuyruğun geliştirilme süreci 1,5 yıl sürmüş. Bu sayede biyonik kuyruk adeta omurganın gerçek bir uzantısı işlevini almış. Bu noktada uzmanların oldukça esnek ve dayanıklı bir materyal kullanmaları gerekmiş. Ayrıca tuzlu suya da dayanıklı olmalıymış.
Bu nedenle plastik tercih edilmemiş. Uzmanlar tüm bu nedenlerden dolayı Winter'ın protezi için yumuşak ve dayanıklı bu jel materyali kullanmaya karar vermişler. Zaman geçtikçe Winter yeni kuyruğuna alışmaya başlamış. Şimdilerde Winter suyun içinde gösteriler bile yapıyor. Tazı Romina. 3 boyutlu yazıcı teknolojisi özellikle transplantasyon ve ameliyatlara büyük kolaylık oluşturabiliyor. Bu teknoloji sadece insanlar için değil, hayvanlar için de hayatı daha kolay bir hale getiriyor. Bu muhteşem teknolojiyle üretilen tüm protezler başarılı sonuç vermiş. 2013 yılında Romina isimli bu tazı çim biçme makinesiyle korkunç bir kaza geçirmiş. Veterinerle tazının sol ön bacağını titanyum platinlerle kurtarmaya çalışmışlar. Ancak ameliyat başarılı olmamış ve bacağı kesilmek zorunda kalmış. Nitekim tazının sahipleri pes etmemiş ve onun hayata tutunması için ellerinden geleni yapmaya hazırlanmışlar. Neyse ki Meksika'da onlara yardım etmek isteyen bir veteriner varmış. Tam 6 ay boyunca Dr. Sanchez ve ekibi 3 boyutlu yazıcı teknolojisini kullanarak özel bir protez prototipi hazırlamışlar. Uykusuz geceler ve zorlu çalışmaların ardından Romina nihayet bacağına kavuşmuş ve mutlu hayatını geri kazanmış. Balık Einstein. Bir gün Einstein isimli bu Japon balığının İngiltere'de yaşayan sahibi Lee Tunay'la balıklarından birinin sürekli yana yattığını ve düzgünce yüzmediğini fark etmiş. Daha sonra ise bu sorunun balığın sırt yüzgeçleri nedeniyle ortaya çıktığı belirlenmiş. Balığının zor durumunu gören Nayla bu soruna bir el atmaya karar vermiş. Hayır, Nayla onu veterinere götürmemiş. Balığına kendi elleriyle bir yüzme yeleği hazırlamış. Bu yelek sayesinde Einstein eski yüzme yeteneğini geri kazanmış. Balığa mı yoksa sahibine mi Einstein demeliyiz bilemedik doğrusu. Tekerlekli sandalyeli kedi. Bir gün Brezilyalı bir çocuk civarda gezintiye çıkmış ve trajik bir manzara ile karşılaşmış. Burada arka ayaklarını kaybetmiş bir kedi varmış ve diğer kedilerle oyun oynayamıyormuş. Daha sonra eve dönen küçük çocuk bir süre odasına kapanmış ve zavallı kediye nasıl yardım edebileceğini düşünmüş. Daha sonra ise oyuncak arabalarından birinin tekerleklerini kediye protez olarak kullanabileceğine karar vermiş. Ancak arabaları çok büyükmüş. Bu konuda arkadaşlarından yardım alan küçük çocuk kedi için bir tekerlekli sandalye yapmış. Gördüğünüz gibi tekerlekli sandalye işe yaramış. Ancak kedi daha fazla bu duruma dayanamamış olsa gerek ki kısa bir süre sonra hayatını kaybetmiş. Nitekim son zamanlarını gerçek bir sevgiyle geçirdiği aşikar. Gergedan Achilles. Achilles ismindeki bu bebek gergedan, Güney Afrika'da bir hayvan barınağında dünyaya gelmiş. Doğduktan 4 gün sonra ise arka ayağındaki bir hasar nedeniyle barınaktan alınmış. Hasarın şiddeti nedeniyle veterinerle hayvanı bir an önce kurtarmaları gerektiğine karar vermişler. İlk birkaç ay doktorlar her gün gergedanın bacağına ilaçlar sürüp sargı beziyle kaplamışlar. Achilles'in sağlık durumunu saat başı kontrol etmişler. Tedavi devam ettikçe gergedanın yarısı iyileşmeye ve burada hasar gören derisi de düzelmeye başlamış. Daha sonra ise sıra Achilles için protezler üretmeye gelmiş. Üretilen bu protezler Achilles'in hayatını bir hayli kolaylaştırmış. Ancak gergedan çok hızlı büyüdüğü için doktorlar daha büyük bir protez üretmek durumunda kalmışlar. İlk başta Achilles'in bu protezlere kolay uyum sağlayamayacağı düşünülse de o bu durumun üstesinden hemen gelmiş ve tıpkı diğer gergedanlar gibi koşup oynamaya başlamış. Ördek Peg. Arkansas'ta yaşayan Patsy Smith bir gün yolun ortasında bir ördek buldu ve gönlü zavallı hayvanı oracıkta bırakmaya razı olmadı. Ördeğin bacaklarından biri kötü şekilde yaralanmıştı. Muhtemelen kendinden daha büyük bir hayvan tarafından ısırılmıştı. Ne yazık ki yarası oldukça derindi ve enfeksiyon kapmıştı. Patsy ördeği de alıp Kanada'da bir veterinere gitti. Neyse ki buradaki insanlar yardıma hazırlardı ve ördek bir grup üniversite öğrencisinin de yardımıyla tedavi edilmeye başlandı. Bu süreçte Peg isimli ördeğin hayatını kolaylaştırması için 3 boyutlu yazıcı kullanılarak pek çok protez üretildi. Doğru protezin seçilebilmesi içinse öğrenciler tam 3 ay boyunca çalışmalar yaptılar. Sonunda mucize gerçekleşti ve Peg şimdilerde hiç olmadığı kadar mutlu bir ördek. Tekerlekli kaplumbağalar. Yalnızca birkaç yıl kadar önce insanlar plastik atıklar nedeniyle deniz kaplumbağalarının hayatlarını kaybettiğini öğrendiler. Ancak deniz kaplumbağalarının karşı karşıya kaldıkları tek tehlike ne yazık ki plastik kirliliği değil. Görmüş olduğunuz bu kaplumbağa bir teknenin pervanesine çarptığı için alt çenesini kaybetmiş. Pamukkale Üniversitesi'ndeki uzmanlarsa işte tam da bu noktada devreye girmişler. Yardımcı olmak isteyen yerel bir protez üreticisinin de katkılarıyla deniz kaplumbağasının çenesi gerçeğinden ayırt edilemeyecek şekilde protezle desteklenmiş. Bu sayede deniz kaplumbağası eski yaşamına geri dönmeyi başarabilmiş.
Legoların sadece oyuncaklar inşa etmek için mi olduğunu sanıyorsunuz? Eğer böyleyse yanılıyorsunuz demektir. Lego parçaları insanlar tarafından protez üretiminde de kullanılıyor. Hatta Legolardan yapılan bir protez bir deniz kaplumbağasının hayatını bile kurtarmış. Hayvan ilk bulunduğunda gerçekten zavallı durumdaymış ve kabuğunda çok sayıda çatlak varmış. Bu durum her ne kadar hayati olmasa da çatlaklardan içeri sızabilecek herhangi bir enfeksiyon kaplumbağanın vücudunu kötü yönde etkileyebilirmiş. Ne yazık ki kaplumbağanın boyutlarına uygun bir tekerlekli sandalye bulunamamış. Neyse ki zekice bir çözüm olarak Legolardan inşa edilmiş küçük yapıya tekerlekler iliştirilerek kaplumbağaya özel bir aparat yapılmış. Benzer bir hikaye ise Washington'da bir kara kaplumbağasının başından geçmiş. Bu kaplumbağanın bacakları ciddi bir yaralanma nedeniyle kesilmek zorunda kalınmış. Bundan dolayı uzmanlar onu hayatta tutmak için bir çözüm aramaya başlamışlar ve kaplumbağanın kabuğunun alt kısmına ağırlığını taşıyabilecek tekerlek takmaya karar vermişler. Helix isimli bu bebek kaplumbağa ciddi bir doğum anomalisiyle birlikte dünyaya gelmiş. Arka ayakları havada durduğu için yürüyemeyen bu kaplumbağanın hayatını Randy Best kurtarmış. Beth, bebek kaplumbağanın yürüyebilmesi için ona kendi gibi minik tekerlekler yapmış.